Kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen yağmurlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarımda önemli bir yere sahip olan Konya, son yılların en yüksek yağış oranına ulaştı. Kış aylarında, Ekim aylarında yağışlarımız biraz azdı. Daha sonrasında bahar yağışlarımız çok güzel oldu. Uzun yıllar ortalaması şu anda Konya bölgesinde 380 milim olarak gözüküyor. Bu yaklaşık 30 yıllık bir veri. Bu yılki yağan yağış Ekim ayından bu zamana kadar meteorolojiden öğrendiğimiz kadarıyla 320 milim civarında. Tabii bir haftadır da yağışlar yağıyor. Aşağı yukarı uzun yıllar ortalamasını tutturur bir yağışımız var. Uzun yıllar ortalamasında Mayıs ayında yaklaşık olarak 35 milim, 40 milim civarında bir yağışımız vardı. Şu an ise yaklaşık olarak 80 milim civarında, yaklaşık 2,5 katı civarında bir yağış aldık. Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürse de bazı hastalıklara da sebep olabiliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz, ilaçlama konusunda çiftçileri uyardı. Hububatlarda şu anda sarı pas dediğimiz mantari bir hastalık söz konusu. Bununla ilgili çiftçilerimizin ilaçlama yapması gerekiyor. Şu dönem mahsullerin, özellikle hububatların başaklarını çıkarttığı, danelerini oluşturduğu dönem. Çiftçilerimiz bu dönemde tarlalarına girip çiğnemek istemiyorlar mahsullerini. Çiğnedikleri yerden daha fazla bir zararla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden özellikle sarı pas ilacını bir şekilde girip tarlalarını atmalarını tavsiye ediyoruz. Mısırda, pancarda ve bazı sebze bitkilerinde kök çürüklükleri yaşanabilir. Toprak tavına geldikten sonra arkasından bir ara çapası yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kök bölgesinde yoğun bir şekilde suyun durması, köklerin hava almaması bu tarz ürünlerde kök çürüklüğüne sebebiyet verebilir.